Güzel yüzüm şimdi iki türlü olabilir. Evlense çok hayrına olacaktır mesela bir delikanlı içinde, kız içinde. İkisinin de ahlakı düzgündür, güzel huyludurlar. Sevecendirler, dengeli insanlar. Birbirini koruyacakları açıkça anlaşılıyordur. Aileleri de ittifak edecektir. Onlar da birbirini koruyacaktır. O yönden de iyi olacaktır. Çocukları olur, o da bir bereket, hayırdır. Yani her yerde bir fayda olacağı açıktır. O zaman tabii ki evlilik hayırlı olur, güzel olur. Ama bir genç kız ya evde kaldı iddiasıyla yahut geleceğini garanti altına almak amacıyla işte olsun da birisi olsun kurtulayım, hayatımı garanti altına alayım derse bu çok tehlikeli olur. Çünkü kimin ne olduğu belli değil. Çok ciddi başını belaya sokabilir. Yani zengin diye gider evlenirse ömür boyu o onun burnundan getirebilir. Çok ızdırap verebilir. Aşağılayabilir. Ki defalarca boşamaya kalkıyorlar, dövmeye kalkıyorlar, sövmeye kalkıyorlar. Yediğini içtiğini başına kakar. Hayatını başına kakar. Sık sık git annen evine bilmem ne falan diyorlar. Bu o kadar çok yani yüz binlercedir böyle vaka. Bu çok acı bir olay tabii. Bu duruma gelmemek lazım. Bu durum oluşmuyorsa işte evde kalacağı korkusuyla apar topar atağa geçmek süper tehlikeli olur. Genç kızda bazen öyle oluyor. Bekliyorlar hakikaten. 25, 26, 27 bakıyor 30 yaşına geliyor. Artık gözü kapalı birini kabul ediyor. Facia da o zaman başlıyor. Feci şekilde çöker. Allah rızkını verir. Yoksa normal bir insan, evleneceği bir kişi bulamadıysa yoktur. Bu kadar basit yani Allah onun kaderinde öyle yaratmıştır. Ve ona da hiçbir mahsur olmaz. Ahiret açısından da mahsur olmaz. Dünya açısından da mahsur olmaz. Sıhhatli, makul, dengeli, tutarlı yaşar. Öbürü intihar gibi bir şey. Belanın içine giriyor. Katlamalı belanın içine girer. Ve ezim ezim ezilir. O yüzden evliliği oluştururken mutlaka Allah'ın rızasını gözetmek lazım. Allah beğenir mi? Allah doğru bulur mu? Allah için mi bunu yapıyorum? Bu ölçünün tam yerine getirilmesi lazım ve egoist, bencil bir bakış açısı hiç olmaması gerekiyor.